Telefonumuz hazırmış. Telefon alalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar olsun. Sağ Hayırlı olun. programlar Allah razı olsun. olsun. Buyurun efendim. İyi ki varsınız hocam. Sizler de sağ olun efendim. Sağ olun. Hocam ben kardeşlerimle bir sıkıntım, bir sorunum var hocam. Evet, geçmiş olsun. Bu kardeşler ben hepsini evimde hizmet ettim. Birisine 3 yıl hizmet ettim. Ne Ve güzel. sigara parasını cebine koydum. Koymasaydın Diğeri sigara de parasını niye koydunuz? Çünkü çalışmıyordu. Babam evden kovmuştu. Sigaraya mı alıştırdın kardeşini? Kendisi alışmıştı hocam. Neyse. Anladım. Ve Lafın gelişi söyleniyor da düşmesin diğer söylememek sözlere. lazım yine de onu. Buyurun. Yani hocam. Ana onu bilsin yani. Anladım. Buyurun. Ama hocam ben bunlara hani diğeri de geldi iş hanımı yapacak. Ben onun da yine yardımcı oldum. 2 sene, 2,5 sene hizmetini yaptım. Hepsini yaptım. Ve sen nasıl bir bacısın bana demişti. Ben bunlara her şekilde yardımcı oldum ama beni mirastan hak ettiler. Sana şu anda Hakkımı vermediler. Sana hakkını vermediler, sırt çevirdiler. Vermediler. Ve ben kazandım hocam. Bölge mahkemesinde kazandım. Tapuya geçti. Heh. Hatta ben geçenlerde baktırdım ki tapuda hakkım var. Evet. Ama gittiler mahkemelerde ne şekilde yaptılar, bozdurdular. Sen de yine devam et, hakkını aramaya avukatın vardır. Ama hocam, sayın hakimler hiç dosyanın içerisine bakmadan karar veriyorlar. Ya hakim doktor dosyanın içine bakmadan karar vermez de orada başka Kararı delilleri onların hepsi daha hazır. güçlüdür. Hepsi Sen hazır hocam. savunamamışsındır. Sen de haklıysan savunacaksın. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. İtiraz Aynen. edersin. İtiraz edersin. Ben bunu Cumhurbaşkanıma kadar hani ulaşmak istiyorum. Vallahi şimdi herkes zaten bir site kavgasında herkes Cumhurbaşkanına ulaşacağım diyor. Yani sokakta, çarşıda, pazarda herkes Cumhurbaşkanına ulaş. Şimdi ulaşmak da kolaylaştı ama her şeyi Cumhurbaşkanının Evet, üzerine evet. yıkmak yazık değil mi? Yani Yok, Cumhurbaşkanımıza da yıkmıyorum, haksızlık yıkmıyorum. yapıyoruz. Yani Yıkmıyorum. hangi biriyle uğraşsın Cumhurbaşkanı? Bu mahkemenin kararına Cumhurbaşkanı ne yapacak? Sen avukatını sağlam tutacaksın. Madem miras kavgası bu. Avukatın sağlam davalarınıza takip edecek, delillerinizi ortaya koyacak. Mahkemenin verdiği karar yanlış diyorsanız ona bir üst mahkeme vardır. İtiraz edersin sevgili kardeşim. Cumhurbaşkanlık bir Hocam iş değil bu. yani ben öyle hani sesimi duyurmak istiyorum. Ya gerek yok. Hocam Gerek yok onlara. Alo. ben bunlara hakkımı helal etmek istemiyorum hocam. Etmeyebilirsin. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsan sen onlara iyilik yapmışsın. Onlar Aynen sana öyle hocam. kötülük yapmışlar. Dünyada Evet. da çekerler. Ahirette de çekerler. Ve şunu hiç unutma. Haklıysan Allah kimseye borçlu kalmaz. Senin hakkın Allah'ın izniyle. döner dolaşır sana gelecektir sevgili kardeşim. Hiç korkma. İnşallah Ama hocam, dürüstlükten inşallah. ayrılma. Doğruluktan ayrılma. Dürüstüm. Tamam. Allah'ın izniyle dürüstüm. 5 tane İnşallah. yetim büyüttüm. Yine de dürüstüm. Allah razı Ben olsun. hiçbir şekilde de onlardan bir şey talep etmedim. Tamam. Benim hakkımı alıp yerlerine verdiler. Sustum. 40 bin lira başlık paramı aldılar. Yine sustum. Ama hocam mahvettiler beni. Alırsın inşallah. Gayret et, hakkındır. Hakkını helal etmeyebilirsin. Mahkemelerde hakkını arayabilirsin. Bu dünyada alamazsan ahirette mahkeme kübrada zaten alacaksın. İnşallah bu dünyada da kalmaz. Onlar ettiklerini bulurlar. Sen de yaptığının mükafatını alırsın inşallah. Gönlün ferah olsun. Için hiç Gönlün ferah olsun. Para için, miras için de kendini hırpalama. Her şey para miras değil ama mücadele yapmak senin hakkındır. Mahkemeye vermek hakkındır. Devam et. Allah'a emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Diğer telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Mersin'e selam olsun. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. İyi günler hocam. Allah İyi. razı olsun. Hayırlı günler. Sağ olun. Benim şöyle bir problemim var. Evet. Ben 4,5 yıllık evliyim. Eşimle evlendim. Ben eşimin üçüncü eşiyim. İlk evliliği. İlk evliliği. Eşinizin ilk evliliği mi? Benim ilk evliliğim. Eşimin üçüncü. Ben üçüncüyüm. Ve bu benimle evlenirken çok yalan dolan söylemiş. Yani başka hayatını başka şekilde anlatmış bana. Ben de inandım. Nasıl söyleyeyim size? Bir dakika, ailesi etrafında
senin ailen hiçbir şey sormadınız, bunları araştırmadınız mı? Kendisine sordum. Memleket uzaktı biraz. O şekilde fazla soramadım. Ama sen aileni de araya koymadın o zaman evlenirken. Koydum. Düğün yaptım çünkü. Onlar araştırmadılar mı? İşte araştırdık. Üstün körü çok az bir şekilde araştırdık ya. Ama işte en büyük hatayı da orada yaptım. Burada bugün ben de aynı konuyu ısrarla vurguladım. Yani pazara, markete gidiyorsunuz. Fiyat evet. araştırıyorsunuz, kalite araştırıyorsunuz. Evlenirken çok iyi araştırın diye bugün anlattım. Orada bir ihmal olmuş. Peki evet. ne dedi bu size? Ya işte ben hayatıma çeki düzen vermek istiyorum. Artık düzenli bir evlilik istiyorum. Orada burada gezmek istemiyorum, tozmak istemiyorum. Evim olsun, yuvam olsun diye evet. o şekilde söyledi. Biz de evlendik. Ama kötü alışkanlıkları vardı, devam etti. Şöyle kötü alışkanlıkları, hocam başka kadınlara gidiyor. Anladım. Çok zoruma gidiyor. Üçüncü evliliği. Evet ve şöyle bir şey var. Bu daha önce iflas etmiş. Birçok icralık davası var. Hı hı. Ve ben bunu bütün işlerini kendi üzerime aldım temize çıkarmak için. Allah Allah. Benim ticaretim temizdi. Daha önce de esnaflık yaptım 16 sene. Bir yanlış daha yaptın orada. Evet. Şey yaptım. Yani ticareti üzerime aldım. Sırf onun borçları bir temizlensin. İşte kredi çektim. Araba aldık. Şunu aldık. Bunu aldık. Bu defa da kazandığı parayı başka kadınlarla yiyor. Allah Allah. Evet. Peki. Şu ben anda... Ondan gizli birazcık para biriktirmeye çalışıyorum. Alıyorum. Cebinden de alıyorum. Yalan söylemeyeyim. Çocuk var mı şu anda? Çocuk da olmadı. Çocuk olmadı. Peki bu adam ıslah olacak, düzelecek bir tarafı var mı? Umudum yok kalmadı. Ayrılırsan onun borçları senin üzerine hep şu anda. Evet. Ve şöyle bir şey var. Beni her gün evden kovuyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senin burada tek başına bununla mücadelede zorlanırsın. Annen baban hayatta mı? Hayır değil. Onlar değil. Kimsen yok. Kolun kanadın kırılmış. Kimsen yok. Evet. Çocuk da yok, yetişmiş. Üstelik ticaretimi de devam ettiriyorum. Sırf müşkül duruma düşmeyeyim diye. Evet. Ama kendisi ıslah olacak gibi değil. Yani. İki yol var. İki yol var kıymetli kardeşim. Allah kolaylık versin, geçmiş olsun. Birincisi bu aile... Sosyal yardımlaşma fonları var, bakanlık var, müdürlükleri var ya. Evet. Onlardan destek al. Onlar sana yardımcı olsun, akıl versinler, avukat versinler. Biri bu, mücadele ederek ayakta durmaya çalışmak. Bir diğeri de yine avukat aracılığıyla onun borçlarını vesaireyi, mallarını... yanlış yollarla üzerine geçirdiğini falan beyan ederek... Ondan ayrılma yolu. Yani iki yoldan birini tercih edeceksin. Rabbim yardımcın olsun. Ama mutlaka başka akıllara, başka yardımlara ihtiyacın var. Kolun kanadın kırılmış. Çok zor durumdasın. Üstelik evde tek başımayın her gün. Evet. Evet. Allah yardımcın olsun. Dediğim gibi o müdürlükler var illerde. Onlardan bir akıl al bakayım. Bu olaylar çokça oluyor. Sana da yardımcı olurlar inşallah. Rabbim kolaylaştırsın. Ben de dua ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.